Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir tarla bitkileri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Aksaray'a bağlı Acıpınar köyündeyiz. Acıpınar son yıllarda Kastamonu sarımsağıyla yarışacak kadar sarımsağın yoğun bir şekilde yetiştirildiği, hatta ithalata, ihracata başlayan bir bölgemiz haline geldi. Yanımızda Acıpınar'da sarımsağın gelişiminde en büyük katkıya sahip olan kişilerden çiftçimiz Uğur Öngün var. Uğur Bey merhaba. Merhaba Kemal Bey. Öncelikle şunu söyleyelim. Şu an üzerinde bulunduğumuz tarla hasat edilmeyecek. Nedenini Uğur Bey bir anlatsın. Çünkü normalde biz prensip olarak yabancı bitkilerin yoğun olduğu yerlerde çekim yapmıyoruz. Burada bayağı bir yabancı bitki var, ot var. Önce çekim yapmak istemedik. Sonra nedenini öğrendiğimiz zaman dedik vatandaşımız bilgilensin. O yüzden burada çekim yapacağız. Uğur Bey, bu tarla niye böyle? Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Uğur Öngün, Acıpınar köyündeyiz. Kendim İngiltere'deyim. O da bir üniversitede görevliyim. Üniversite öğretim üyesi olarak. Aileme katkı için Türkiye'ye yılın belli zamanlarında gelip Aksaray'ımıza ve aileme katkı için burada destek vermekteyim. Öncelikle bu tarlayı Kemal Bey'in sorusunu cevaplayalım. Bu yıl iklimlerde çok büyük değişiklik olduğu için ve ürünler erken yetiştiği için ve zamansız yağan yağmurlardan dolayı ürünleri hasat edemedik. Görüldüğü gibi tarlada ot, bu yabani herbisitler, otlar son 2 hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bu kadar büyüme yaptı. Ve yağmurlar çok devamı geldiği için, çok yağdığı için de ürünleri topraktan çıkaramadık. Ama ürünlerimiz tarım sigortalı olduğu için çok güzel. Tarım sigortasından inşallah karşılamayı düşünüyoruz. Evet, bakın ne kadar güzel. Her zaman bunu söylüyoruz. Tarım sigortalarının çok önemli olduğunu, mutlaka herkesin yaptırması gerektiğini, çok maliyetli olmadığını. Aynen. Çünkü iklim değişiyor, şartlar değişiyor. Her an her şey olabilir. Uğur kardeşim şimdi oturup da ben bu sarımsağı ne yapacağım diye demiyor. Bunu üreticiye verse, tüccara verse güveni kaybolacak. Direkt elden satsa vicdanı rahat etmeyecek. Aynen öyle. Bir de çok Kemal, şükür. Bir de Kemal Bey şey vardı. Aslında biz normalde sarımsaklar toprağın altında yetiştiği için dedik hani toprağın altında hiçbir şey olmaz. Evet. Ama yağmur çok yağdığı için şu an ben göstereceğim. Toprağın altında böyle ulumuş sarımsak. Çok evet. Yağmur yağdığı için ve zamanında geçtiği için. Evet. Ama Allah'tan iyi ki tarım sigortası yaptırmışız. Ne güzel. İşte bu sene belki çok büyük bir kar elde edemedi ama en azından zararımız kardeşim olmadı. Kardeşim zararda etmedi. Zararımız olmadı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bir diğer hayırlı uğurlu olsun sözümüzde şey için söyleyelim. Yurt dışına ne yapıyoruz? İhracat da başladık. Evet. Yıl. Uğur kardeşim bu sene kendisinin tabiriyle Türkiye bu bölgede ilk defa. Türkiye'de bir ilk oldu. Rusya'ya. Rusya'ya. Aslında Rusların normalde Türkiye üzerinde biliyorsunuz Ruslar hani çok araştırmacı insanlar. Evet. Normalde bizim ülkemizin her tarafı güzel, her ürünümüz çok güzel ama Rusların vardığı sonuca göre bu bölgede yetişen, özellikle Aksaray bölgesinde yetişen sarımsağı çok talep ettiler. Hani öncelik olarak buradan almak istediler. Biz de sebebini merak ettik. Tabii bu konuda biz bu bilgilerimizi de Sayın Yeni İl Müdürümüz Bülent Bey ile de paylaştık. Sağ olsun kendisinin verdiği desteklere de buradan teşekkür etmek istiyoruz. İyi ki varlar. Rusların bize verdiği cevap bize biraz şaşırtıcı geldi. Çünkü bizim bu bölgede bulunan Hasan Dağı volkanik bir bölge olmasından dolayı sarımsak biliyorsunuz yani bu besin deposu, hani vitamin deposudur. Evet. Bu saçakları normalde topraktan bütün besinleri, vitaminleri alır. Bu bölgede de volkanik bölge olduğu için selanyum ve germanyum oranları çok yüksek geldi. Rusların bu sebepten dolayı öncelik olarak bu sarımsağı istemeleriyle başladık. Şu an çalışmalarımız, ben sonra tekrar Rusya'ya gittim. İşte bu yıl tekrar gene gittim 2-3 defa. Orada birçok bölgeler gezdim. Biliyorsunuz bizim nasıl Türkiye'mizde Çukurova tarımda ileriyse Rusya'da da Krasnodar bölgesi. Oraları da gezdirdiler ama birazında böyle çok az bir şeyde ekim yapmışlar buradan gidenler. Maalesef ben şaşırtıcı buldum. Çok sarımsaklar onlar 10 ülkeden götürmüşler. Deneme amaçlı Krasnodar'da. 8 ülkeninki ulumuş. O yani soğuğa karşı dayanamamış. Yalnız bunlar kışlık sarımsak olduğu için ve kabuk sayıları fazla olduğu için o ürün biraz da geç ekmelerine rağmen ve orada bilinçsiz bakmışlar. Evet. Ne kadar da yurt dışından işte ziraat mühendisleri Hollanda'dan gelmek ama yani oradan getirmişler ama ona rağmen öteki 8 tane olan ülkeden gelen sarımsakları ulumuş. Evet. İki ülkeden kalmış. Bir tanesi Türkiye'ninki, bizim bu Aksaray'dan giden ürün.
Bir tanesi de kendilerinin yerli, lokal ürünü. Evet. Ama bizim Aksaray'ınki de onlarınkini çok çok geçmiş. Evet. Özelliği de kışlık olması. Siz peki buradan ithal ettiğiniz ürünleri, ihraç ettiğiniz ürünleri tohumluk olarak mı gönderiyorsunuz, tüketim olarak? Yok, biz geçen yıl antibiyotik firmasına gönderdik. Evet, çok güzel. Çünkü onlar denemek için buradaki kalori oranının yüksek olduğu, selanyum, germanyum oranlarının yüksek olduğu için biraz dediler, bizden laboratuvar sonuçları istediler. Biz de bu laboratuvar sonuçlarını gönderdik. Dediler biz denden denemelik 20 ton istiyoruz. Aslında bizden 200 tondu talepleri ama zamansız istenildiği için, bir de geçen yıl biliyorsunuz sarımsaklar hani talep çoktu, üretim azdı. Bu yıl üretim normalde 2-3 katına kadar çıktı Aksaray'da ve Türkiye'mizin belli bölgelerinde. Evet. Onun için biz tedarik edemedik. Bu sebepten dolayı sadece 20 ton gönderdik. Onlar da inşallah bu yıl belli bir miktar istiyorlar. Biz de inşallah elimizden geleni ülkemiz için yapmaya çalışacağız. Evet, ben bilinçli çiftçiyi görünce mutlu oluyorum. Sende de bu bilinçli çiftçi profili fazlasıyla var. Yani bölgeye geldiğinden beri hem sarımsak ekimi arttı hem de verimi de arttı. Evet. Buraya bir makine getirdin yurt dışından. Evet. Ben o makinayı da bizzat gördüm. Yani 2-3 katına kadar üründe kaliteyi arttırdığını gösteriyor. Evet. Uğur kardeşim Aksaray'daki birçok insan gibi yenilikçi bir insan. Evet. Ben şunu da şahidim. Atıyorum Uğur Kırşehir'e de gidiyor sarımsak ekiyor oradaki insanlara. Kırşehir'de Şirte de gidiyor. Antep'e de gidiyor. Her yere göstermeye çalışıyor. Ülkemizin İyi ziraat mühendislerine, iyi veterinerlere ihtiyacı olduğu gibi bilinçli çiftçilere, yeniliğe açık çiftçilere de ihtiyacı var. Biz Uğur gibi tüm çiftçilerimize buradan selam olsun diyoruz. Allah razı olsun. Yani Kemal Bey, şimdi normalde sizin tabii bakış açınız ama ben normalde 6 dil biliyorum. Evet. Yani 20 yıldır İngiltere'de kalıyorum. Lise, üniversite, yüksek lisansımı, her şeyimi orada okudum. Türkçeden daha iyi yazımını kullanabiliyorum. Birçok eğitimler aldım. Özellikle ikna eğitimleri, işte uluslararası pazarlama. Kendim aslen bilgisayar hackerlık bölümü mezunuyum ama ailem çiftçilikle uğraştığı için ve çiftçiliğe de benim merakım olduğu için hani evet. Derler ya, bir işi severek yaparsan o işte başarılı olabilirsin. Biz de Avrupa'da biliyorsunuz birçok teknolojide Avrupa bizden ileride. Şu sebepten dolayı da imkanları var. Hani Türkiye'de şu an tarım olarak Antalya'mız İspanya ile yarışıyor. Bu bir gerçektir yani serada. Ama teknoloji olarak, teknoloji olmadan mesela bu yıl ürünler çok üretim olduğu için fazla fiyat etmedi. Ama biz kendi makinamızı, yurt dışından getirdiğimiz makinamız var bizim. Pneumatik, siz gördünüz. Evet. Bu Türkiye'de bir tane. Bunda dekara 2 tonu rahat alınıyor. Alındığı için de ne oldu? Mesela atıyorum ürünün değeri bu yıl 1,5 TL ise kilo başında, sen ondan işte atıyorum 1,5 ton fazlasını aldığı için seninki otomatikman 2,5 TL'ye gelmiş oldu. En azından sürümden kazanabildiniz. Ve yeni çıkan teknolojilerde her tarafta bizim benim belirli ülkelerde kayıtlarım var. Yeni çıkan teknolojileri beni davet ediyorlar. Ben onları davet ediyorum. Kendi arazilerimizi gösteriyoruz. Teknolojileri bize gönderiyorlar. Biz de burada çiftçilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yeniliklere açıksın. Peki bu sarımsak ne olacak şimdi? Biz artık yavaş yavaş sarımsak yetişiminden bahsedeceğiz. Bu böyle tarlada kuracak mı? Böyle gidecek mi? Yani bunu normalde biz işçilere toplatacağız ya da dağıtacağız böyle hayrımıza. Ne yapalım evet. Yani? Ya da böyle bir belli bir kuruma hiba edeceğiz. Onlar evet. Değerlendirebilirlerse evet. Değerlendirecekler. Çünkü yani böyle tamam, belki birinci kalite olmasa da ben bu tür sarımsak pazarda satıldığını fazlasıyla var. Şahidim. Tabii var. Aynen. Senin ama ihraç ürününe. Ama işte ihraç da bizim, biz şimdi ihraç çok önemli. Neden derseniz Kemal Bey, ihracat. Ben Türkiye'yi temsil ediyorum orada. Yani orada dedikleri zaman Uğur diye hitap etmiyorlar. Türkiye'deki bir firma çiftçi diye. Firma demeyelim de üretici diyelim. Biz üreticiyiz. Üretici olarak hitap ediliyor. Onun için yani ben en azından kendimi düşündüğüm kadar hani cebimi düşünmemem lazım. En azından iyi ürün göndermem lazım ki Türkiye devamlılığında olsun. İhracat hani sek sarımsaklı evet. Olmasın. Öteki ürünlerde olup çiftçilerimiz faydalansın. Evet, o zaman şeyden bahsedelim biraz. Ekiminden filan bahsedelim. Önce şunu söyleyelim. İklim şartları bu sene pek iyi gitmedi. Senin ürünler böyle. Mesela toprak hazırlığını, ekim dönemini atıyorum Mart'ın sonunda yapıyorsan Nisan'ın sonuna veya Nisan'ın sonunda yapıyorsan Mart'ın başına böyle getirip götürme şansın yok mu artık? Şimdi bizim normalde iklimlerimiz, biz geçen yıl burayı 11. ayda ektik. Aslında bizim ekme zamanımız bu iklim şartlarına göre 9. ay. Yani 9. ayda ekip biraz ürünün büyümesi lazım. He. Uykuya geçtikten, uyandıktan sonra gelişimine az bir vakit kaldığı için evet. Kemal Bey daha çabuk gelişeceğini
inanıyoruz. Hasat yani bu yıl, ne zaman olacak o zaman? Mayıs hasat gibi. Mayıs'ın sonu gibi olacak. Ama gene yağmur var burada. 42'li yağmurları var. O da etkiler illaki. Yani ama o fazla derin yağmıyor. Bu yıl çok değişik yağdı. Bu yıl Haziran'da yağdı. Normalde bizim hasat zamanımız Haziran'dı. Onu geciktirdi. Çok geciktirdik. Bir de otlar el vermedi. Otlar da böyle toprağa çok nemli tuttu. Toprak kurumadı. Otlar da biliyorsunuz çisentiyi seviyor. Hani yağmur çabuk büyüyor. Bu zamandan sonra da ot ilacı kullanamayız. Maalesef öyle bir sıkıntımız oldu bizim. Evet, yani biraz küresel ısınma var. Bu bir gerçek. Küresel ısınmaya bakarak ekim, söküm dönemlerimizi 20 gün önce, 20 gün sonra yapabiliriz. O zaman biraz toprak hazırlığından bahsedelim. Her sene seninle 3. programımız bu. Sarımsak yapıyoruz. Ben açıkçası farklı çiftçileri çıkarıyorum ama bazı ürünlerde İşin ehli insanlarla program yapmak benim hoşuma gidiyor. Sarımsak yetiştirirken toprak hazırlığını hangi yerde yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Biz normalde şu an bu sigortadan sonra, sigorta inşallah bu hafta bekliyoruz. Toprak çok gecikmeden, yani bu nemini fazla kaybetmeden buranın toprağın sürülmesi gerekiyor. Ve tekrar arkasından biz kobra diyoruz. Değişik bölgelerde değişik hitap ediyorlar. Kimileri çapa diyor. Yani bu keseklerin ezilip hazır bir hale gelmesi yani gerekiyor. Yani büyük kesek kalmayacak. Kalmayacak. Şey mi olacak böyle dümdüz bir alan? Dümdüz işlenmiş 30 santim derinliğinde dümdüz bir alan olacak. Simetrik olacak. Simetrik ve bunu ekim yapılmadan önce tekrar biz ikileme diyoruz. Tekrar bir elden geçip tekrar düzeltip. Toprağa karacağız. Aynen yani gübremizi atacağız, onu karıştıracağız. Çok yuka yani böyle atıyorum 10 santim ya da 8 santim derinliğinde taban gübresi verilecek. Onun üzerinden ekim yapılacak. Yani iki defa toprakta hazırlık yapıyorsun. İki defa hazırlık yapıyoruz. Dokuzuncu ayda başlıyorsun hazırlığa. Ben hemen ekime gelmeden şunu sorayım. Şimdi tarsın buraya gelecek. Sen sigortanı yapmışsın. Orada şartları belirlemiş misin? Yani şu olursa tabii, bu olur. Tabii sel, yağmur hani. Bu yağmura mı giriyor? Bu yağmura giriyor. Evet, yağmurdan dolayı yabancı ot da olmuştu. Yani yağmur çok olduğu için sel akıntısı da yapmış. Belli bölgelerde zaten belli oluyor. Ürünün gelişimini engellemiş. Ürünün gelişimini engellemiş. Hasadını da engellemiş. Olmuş yani artık bu toprağın altında kalanlar. Çıkmaz yani. Evet. İnşallah. Ya çok matematiksel bir soru sorayım aklında varsa. Kaç dönüm burası? 20 dönüm müydü? Burası 35 dönüm. Kaç liraya mal oldu tarsip sana burada? En fazla 100 lira maksimum. Ne olacak? Hepsi yani? Mi? Hepsi evet. 100 milyon. 100 lira. TL. Ya biz normalde şeyi kullanıyoruz. Tarım kredi kooperatiflerini kullanıyoruz. Onlardan bazen biz hani her zaman nakidimiz olmuyor. Veresiye de alabiliyoruz. O faizlerinden düşüyorlar. Yani belli bir ücret vermiyoruz. Yani sen buraya tersim yaparken belli bir para ödemiyor musun? Yok, biz tarım kredi tarım ödüyor. Tam tarım kredinin kendi şeyinden gidiyor. Kendi sigorta şeyinden gidiyor. Şeyinden. Ama çok yüksek bir şey değil. Yok yok, dekara belki 2 lira 5 liradır yani. Ya düşünsene maksimum. Yani bakın dekara 5 lira olsun. Yani bir araba sigortası gibi değil. Bir ev sigortası gibi 35 değil. 35 dönüm tarla 200 milyon olsun. 100 lira değil 200 milyon. Yani 200 lira olsun. Tüm maliyetini karşılayacak. %80'ini karşılıyor benim bildiğim. Fazlalıkla. Fazla ya, daha ne olsun ki? Bakın şunu söyleyeyim ben size. Aksaray'ın bir bölgesinde 1000 dekar arpa yandı. Hepsi sigortalıymış. Gibi. Hepsi sigortalıymış. Yani bir trafodan, elektrikten kaynaklanmış. Adamlar çok rahat. Niye rahat? Belki kâr edemediler ama zarar da etmediler. Yani bir dekar şöyle var. Ne kadar iyi üretici olsanız da, yani ne kadar iyi baksanız da, bu haktan gelen bir şey. Yani Allah'tan gelen bir şey. Elimizde olmayan bir şey olduğu için hani sigorta, biz bir de her yılı garanti veremiyoruz. Yani yarının ne olacağını bilemiyoruz. Biz hiç böyle beklemiyorduk. Yani bu zamana kadar belki siz de görmemişsiniz. Haziran'da bile Haziran'da yağmur yağdı ya. Ben dün Adana'yla görüştüm. Nohutları falan tüm sel götürmüş. Evet. Yani hani çok perişan olmuşlar. Soğandan patatesten sonra desene nohutu da. Gerçi 4 milyon taban fiyat açıkladılar ama bakalım sonu hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Gelelim ekime. Ekimde şunu söyleyeyim ben. Tohumluğu kendin mi ayırıyorsun? Tohumluğu normalde biz... Makinam var. Makinamız var, evet. Biz o makinede Hong Kong'dan getirdik. Evet. Tekrar bunun bir gelişmişini de getireceğiz. Onu da çekim yapmıştık. Evet. Onun şu an bir gelişmişi daha çıktı. Onu da getireceğiz. İlaçlama yapacak. Evet. İlaçlayacak. Kalibre yapacak. Tekrardan torbalayacak. Hazır bir şekilde makineye dökülüp makine ekimini yapacak. Şimdi öncelikle tohumu aşamasında sarımsağın her sarımsak tohum olmuyor. Yani onun bir bilinmesi lazım. Evet. Bir de biz bunu ihracatta öğrendik. Mesela Çin'den ya da başka ülkelerden tohum alınıyor. Kemal Bey, ben bunu paylaşmak istedim. Bu çok hassas bir konu. Bunu üreticilerimiz de bilsin. Bunun tam tabanından kestiği zaman bu tohum olmuyor. Evet. Yani bu şu bölge çok önemli. Tohumluk özelliğini yitiriyor. Elden artık yapmıyorsunuz değil mi? Yani ben yok yok, elle artık yok. Ama var değil mi? Elden ayıranlar da var. Ama o şeye zarar veriyor. Bakın ben size şöyle de göstereyim.
Normalde biz bu sarımsağı açtığımız zaman şurada dişleri var. Evet, kameraman arkadaşım yaklaşırsın. Buradaki dişleri, şu dişler var. Buradaki dişler. Bu kuruduğu zaman elle ya da ayakla ayrılanlar bu dişleri kırılıyor. He. Bu dişler kırıldığı zaman yani bu yan tarafı zede görebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o dişe bir şey olmuyor. Ama bu dişin içindeki o yeşil, uzun yeşil bir ince kıl, içinde, gibi, bir şey kıl gibi bir şey var. Evet. Bura kırıldığı zaman bu ürün olur. Yani bunda herhangi bir şey alamazsın. Peki Türkiye'nin her tarafında bu ayırma makinesi yok herhalde benim bildiğim. Yok. Ama en azından şöyle söyleyebiliriz. Aksaray ve Kırşehir'de yakın yerlerdeki çiftçilerimiz onlar belli geçen ücret yıl karşılığında gelip Uğur kardeşimden bizim selamımızı söylesinler. Çok da para alırlarsa bizi arasınlar Çiftçi TV'yi. Biz hemen Uğur'a gerekli cezayı keseriz. Allah gelsinler burada makine de yapsınlar. İlla ki verimde fark yani görecekler. Biz bu makinelere, siz az çok beni tanıyorsunuz. Ticari amaçla getirmedik. Evet, yok biliyoruz. Çiftçilere destek amaçla getirdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani hiç kapımıza geleni de paralı parasız çevirmedik. Evet. Yani o konudan bir şeyimiz, standartımız yok. Elemeyi yaptık, belli bir seviyeye getirdik. Ekime gireceğiz. Ekimi neyle yapıyorsun? Pneumatik mibzerle. O çektiğimiz uçak gibi sesi olan mibzerle. İnşallah onu bir gün çekim esnasında da çektik mi hatırlamıyorum. Belki de çekmişizdir. Tam detaylı çekmedik. Detaylı çekmek nasip olur. Uğur bizi Azerbaycan'a da davet ediyor. Evet. Bakalım nasip olursa gideceğiz. Orada da bir sarımsak ekeceğiz sizler için. Tarım Bakanımız bizi davet etti. Evet. Bir bölgeye. İnşallah orada bir pilot bölge oluşturuyoruz şu an. O pilot bölgede de bazı denemeler yapacağız. Orası da bizim bir kardeş ülkemiz. Uğur kardeşim şöyle anlattı. Orada tarımla ilgili televizyonlardan bahsederken bir anda Çiftçi TV'yi açmışlar. Evet, değil evet, mi? Evet. Sizi gördüler. Yoğun bir şekilde seyrediliyorsunuz, dinliyorsunuz. Seyrediliyor, orada evet. Hemen bizi göstermiş bizim arkadaşımız diye. Onlar da getirebilir misiniz filan. Tabii Çiftçi TV herkesin ailesi. Aslında Azerbaycan'dan ilk teklif geldi Kemal Bey. Lafınızı balla keseyim. Estağfurullah. İlk teklif şeyden gelmişti. O da bir üreticiden geldi. Biz üreticiye dönmedik. Dedik bizi nereden buldun? Dediler sizi Çiftçi TV'den buldum. Evet, Çiftçi TV. Allah razı olsun. Ben buradan tekrar da Çiftçi TV yönetim kuruluna, bütün çalışanlarına buradan çok saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kameramanlarımızı unutmayalım. Kameraman tabii bütün çalışanlarımız. Onlar önemli. Bütün, özellikle kameramanlarımız. Tamam, onlar çok önemli bizim için. Ondan sonra biz dedik hani bakanlıkla bir irtibata geçin. Evet. Biraz resmi olsun. Hani çünkü her çiftçiyle uğraşamayız orada. Kesinlikle. En azından bir pilot bölge oluşturalım. Çok güzel. Bakanlıkta dedik oraya işte böyle istekli görmek isteyen çiftçiler gelsinler. O pilot bölgede şey yapsınlar. Hani evet. Öğrensinler, görsünler. O zaman görsünler. Diyelim de Uğur Bey önce olacak. Nasip doğrusu 9. ayda Azerbaycan'da i̇nşallah, görüşmek bakalım, üzere. İnşallah bakalım. İnşallah orada görüşürüz. Ekimi hangi aralıklarla yapıyorsun o şeyde? Bir de senin alet tarzı bir şey daha var herhalde. Sen onu çok tercih etmiyorsun. Kaşıklı bir şey diyordun. Normalde bizim Türkiye'mizin kendi yerli üretimi var. Evet. Yerli üretimde normalde içinde kaşıkları olan patates ekme makinesine benzer evet. Bir makine var. Onda kiloyusunu tam ayarlayamıyoruz. Bir de maalesef onların tabanları çok derine geçiyor. Evet. Kemal Bey. Derine geçtiği için bu normalde çok derinde olduğu zaman büyümesini çok etkiliyor. Bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız vardır bizi izleyen. Yani bir ürünün, bu ürünün bir i̇ki, karışa değil de iki şey derler. İki tohum. Boyunun iki. Yani maksimum 3-4 barınak yani evet, bilemediniz. Tamam. Bu kadar evet. Derinlikte olması bunun çimlenmesi zorlanır. İdealidir yani hani. Bir de biliyorsunuz biz üst gübresi atıyoruz. Taban gübresi atıyoruz. Şimdi biz üst gübresini attığımız zaman bir karışa üst gübresinin geçme şansı yoktur. Evet. Bir de taban gübresi hani 2-3 barınakta olduğu için ürünün saçakları daha rahat besini alabiliyor. Ondan dolayı bu çok önemli bir faktör. Evet. Sen bir şey demiştin geçen sene. O makinele bu makine mesela ekimde aynı kiloya atıp hasatta fark oluyor mu? Hasatta çok fark oluyor. Yani onu bir söyle bak. Hasata geldiğimde detaylı anlatacağız ama. Neden diyelim? Mesela öteki makinelerde 100 kilo atıyorlar. Ben 80 kilo atıyorum. Evet bak 20 kilo bir kere kafadan tohumdan kardasın döneminde. Şimdi onların makinelerinde belki 800 kilo maksimum bir ton. Ben 1800 2 tona yakın yeni hasatta. Sebebini şu. Makine bir karışa atıyor. Metrekarede hemen hemen %40 fire oluyor. Fire veriyor evet. %40'ı gitmiş oluyor kafadan. Gelişimler küçük gelişiyor. Küçük gelişim olduğu için maalesef ürünler kilo dövmüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlardan dolayı büyük kayıplar olmuş oluyor üreticiler. Geçen sene ben seni bu makinanı gördüm 25 bin dolar falan demiştin. Belki küçük çift değil mi? Yanılıyor muyum? 35 bin euro. Pardon 35 bin euro. 10 bin euro farklı bir para. Belki küçük çiftçiler için sıkıntı ama Antep tarafında falan büyük çiftçilerimiz tabii, var. Yani 35 bin, Kastamonu tarafında. Tabii. Onlar 35 için bin euro normalde geçen yıl bizim hani benim aldığım liste fiyatı bize ilk olduğu için Türkiye'de. Evet. Yanılmıyorsam bir 23-25 bin euroya falan gelmişti. Ve devletimiz sağ olsun ilk getirdiğimiz için %18 KDV'yi %8'e çektiler. Ne güzel. Gümrük vergisinden de muaftık.
Onun için öylelikle bir... Yani demek istediğim şu. Kardeşim teknolojiyi kullanacaksınız. Tabii. Eğer dönümünde 800 kilo fark ediyorsa, adam 100 dönüm ekiyorsa... 500 kilo 8 fark bin, etsin Kemal Bey. 500 kilo. 100 dönüm ekse 5000 dönüm fark, 5000 kilo fark 100 ediyor. 100 dönüm ekse 500 ton. Kilo alsa 50 ton eder. 50 ton fark ediyor. Yani en kötü ihtimal piyasa şartlarında 2 liradan verse 100 milyar lira sırf kar olmuş olacak. Ekstradan yani bir senede ya, makine kendini amorti ediyor. Ya teknoloji her zaman... Önemlidir. Önemlidir. Mesela bunun söküm makinesi var Kemal Bey. Bu yıl biz tarım işçilerinden çok maalesef sıkıntı yaşadık. Evet. Bir de buradan dile getirmek istiyorum. Lütfen yani üreticilerimiz, çiftçilerimiz, tabii tarım işçilerimiz de bunu kendi lehine çevirmesinler. Hani kendi şeylerinde bundan pay çıkarmasınlar. Ama tarım işçilerine lütfen iyi davranalım. Hani bu çok önemli. Çünkü onlar da... Küsüyorlar değil mi? Yok yani tarım işçilerine, onlar da bir insandır. Onlara da iyi davranılması ama gerekiyor. Ama Aksaray'da bu konuda ben biliyorum. Ziraat Odası falan çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Mesela bizim şu an kendi Acıpınar Köyü'nde belli bir oluşturduğumuz mühit var. Çadır kent değil de konteyner kent. Konteyner gibi aynen görmüşsünüzdür. Gördüm. Tuvaletini, banyolarını tuvaleti, falan yaptırır. Çok güzel. Elektrik sıkıntıları var onların. İnşallah onları seni halledeceğim ama işte biz de şunu istiyoruz. Bizim tarım işçilerimiz zaten limited geliyorlar. Az bir seviyede, sayıda geliyorlar. Hani bunu kendi lehine çevirip de atıyorum dekarına 80 lira heyet pişmiş ya da 100 lira heyet bunun dekarına pişmiş. Bunu kullanıp işçi zaten az 200'e 300'e çıkarmalarını pek şey istemiyoruz. Karaborsaya düşüyorlar yani. Karaborsaya düşürüyorlar. Hani o da bize her birbirimize her zaman lazımız. Kesinlikle. Hani bunu birbirimizi gözetmemiz gerekiyor. Evet. Sonuçta hani biz size buraya geldiğiniz zaman bütün imkanları sunmaya çalışıyoruz. Burada onlar şey yok mu? Yabancı uyruklu işçi. Bu sene yok. O halden Suriyeli dolayı, kardeşlerimiz diye. O halden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz yok. Olsa daha iyi olurdu. Siz çalıştıramıyor musunuz şu an? Onlar normalde Urfa'dan geliyorlar bu şeyden. Çadır kentten geliyorlar. Seyahat işi. Tamam. Seyahat işi olduğu için o halden dolayı yasak. Tamam. Geçen yıl vardı ama bu sene. Bir de biliyorsunuz yağmurlarda düzensiz yağdı. Onlar olsaydı belki işçi fazla olurdu. Evet. Çiftçilerimiz biraz daha rahatlardı. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun o zaman. İnşallah. Evet, gelelim sulamaya. Şimdi sarımsak susuz olan bir ürün değil. İllaki sulama tabii lazım. Ki. Peki fazla su da herhalde zararlı ki işte karşımızda fazla suyu zararlı. Şimdi ben size lafınızı balla keseyim. Geçen gün bir üreticimiz beni çağırdı. Bende biraz daha gelişmiş bir söküm aleti var. İnşallah onu da göstereceğiz size. Onunla tarlasını sökmeye gittik. Bir üreticimiz gelmiş bizim köyden. O arkadaş da yeni ekiyor. Demiş ki buna bu sarımsaklar böyle olmaz. Ben bu işin ehliyim. Demiş bunu 15 dakika kuyuyu kurun. Kuyu mu? Kuyu, yeraltı suyu. He. Yağmurlamayı da döşeyin demiş. Bunu Nisan-Mayıs aylarında diyor. Sulayın. Demiş 15 dakika 3 saat sulama yapsın, 3 saat dursun. 3 saat sulama yapsın, 3 saat dursun. Dedim ki yani üreticimize. Yani hani biz az çok takibinize yetişemiyoruz. Hani bizim de kendimiz ihracat yaptığımız için bir takım takip yaptığımız firmalar şeyimiz var. Üreticilerimiz var. Dedim hani en azından etrafınızdan sorsaydınız. 3 saat sulanıp 3 saat durması onda mildiyo ve antrakozu tetikliyor. Yani bu artık yapraklar ölmüş çok sulamadan. Bilek gitmeye başlamış ve altı ulumuş. Yani bu çok suyu sevmeyen bir bitki. Kemal Bey. Hatalı danışman. Tabii. Bir de hani herkes biliyorsunuz bizim insanlarımız yaş itibariyle dinliyorlar. Zengin olduğu zaman dinleniyor. Ekstra dinleniyor. Ekstra dinleniyor. Hani böyle bir şey değil. Mesela adamın 500 dönüm yeri vardır ya da 1000 dönüm yeri vardır. Sarımsak ekiyordur, 500 ton kaldırıyordur. Ötekinin 200 dönüm yeri vardır, sarımsak ekiyordur, 500 ton kaldırıyordur. Hani bu bakımla, bilgiyle, deneme yanılma yoluyla belli olan bir şey. Evet. Onun için hani ben buradan özellikle sarımsak üreticilerine ürün suyu istediği zaman verilsin. Evet. Bak geçen yıl yağmur çok gitmişti. Hatırlıyorsanız Söğütlerine de çekim yapmıştık. Evet, evet. Hiç sulamamıştık. Evet. Siz dediniz ya hani hiç sulamadınız mı? Dedik hiç sulamadık. Nasıl yeşil kaldılar? Evet. Hani belli yıllarda belki sulamaya bile ihtiyacı yağışın yok. Yağışın da mevsimi önemli tabii. Tabii. Haziran'da yağarsa bir anlamı yok da. Tabii. Yani bunda önemli olan mevsimin yağışı.
Bir de kafa tutma döneminde yağmurlamadan çok salma sulamayı da tavsiye ediyoruz. Biz salma sulamaya karşıyız ama... Neden tavsiye ediyoruz? Çünkü toprak biraz daha suyu iyi emdiği için... Damlama olsa? Damlama da olabilir, o da güzel yani olur. Yani yağmur, salma yapmayalım. Çünkü salma, yapraklama şundan dolayı... Salma yapmayalım, damlama yapalım. Yağmurlama şundan dolayı Kemal abi, yağmurlama yaptığı zaman üstten yapraklardan kalıyor. Alıyor ya. Bu da yaprağa çok su geldiği zaman yaprağı kurtuyor. Öldürüyor, fotosentezi engelliyor. Evet, tamam. Yani mildiyoyu ya da antrakozu tetikliyor. İmkanımız varsa o zaman damlama yapalım, öyle damlama, söyleyelim. Çünkü aynen, salma sulamaya biz karşıyız. Ya da oluk oluk çizilebilir. Evet. O yağmurlamalar, böyle tek büyük yağmurlamalar var. Onları oluğa düşürebilir. Evet. Öyle bir şey de oluşabilir yani olukların içinde. Yani diyorsun ki maksimum sen iki defa mı suluyorsun burayı? Maksimum iki. Bu yıl bir suladık. İşte bazı ürünleri gördüğünüz çok iyi oldu ama bazı ürünler toprakla da biraz alakalı. Mesela kül toprak yerlerde mineral organik maddeleri yüksek olduğu için besinleri çabuk su istiyor Kemal Bey. Evet. Sen burada münavebe yaptın peki, yoksa bir sene sonra gene aynı ürünü mü ektin? Bura ilk ürünü sarımsakta. Geçen sene ne ektin buraya? Buğday yeriydi. Ha, yani arka arkaya sürekli sarımsak ekilir. Arka arkaya 3 sene ekilebilir. Sarımsak ekilebiliyor. 3. senesi biraz verim kaybı olabilir ama 1 ve 2. senelerinde verim kaybı olmaz. Şunu da sorayım ben sana. Hani tohumu kendi üründen alıyorsun ya. Evet. Kaç sene alabilirsin? Yani hani belli bir süre sonra sıkıntı oluşabiliyor ya. Yok. Biz mesela bu yıl buğday ektik buraya. Ürünler iyi çıkmış olsaydı. Geçen yıl buğday ekmiştik. Bu sene sarımsak ektik. Ürünlerimiz iyi çıkmış olsaydı. Bunların belli bir kalibre olanını alıyorduk, laboratuvara gönderiyorduk. Mersin'e, iyi laboratuvara. Sonuçlarına göre ayrım yapıyorduk. Mesela 2 yıl üst üste buraya sarımsak ektik. 3. yıl, 2. yıl buradan aldığımız sarımsağı buraya geri ekemiyoruz. Ya da 1. yıl buraya ektik, buradan aldığımız sarımsağı aynı tarlaya 2. yıl ekmiyoruz. Peki ama verim tohumu kayboluyor. Başka tarlalarda, tabii, başka tarlalarda uzun süre kullanabiliyorsun. Uzun süre kullanılabiliyor. Çok güzel. Bak, tohum masrafından da tabii üreticinin... Biz aynı zamanda bu yılı sertifikalı tohum üretimine başladık. Evet. Üretici olarak, çiftçi olarak. Seni değiştikçe bir şeyler çıkıyor. Yani maşallahın var. Ya ama biz şimdi artık ihracatta... ama ben şimdi şöyle bakalım söyleyeyim. Bakalım, organiğe de geçersin yakında. Organik geçen yıl zaten üretimini yapmıştık. Yani, organik olarak göndermiştik. Ben şuradan söylemek istiyorum. Çiftçilerimiz büyük şirketlere aracı olarak koymasınlar. Bakın, ben çiftçi çocuğuyum. Kemal Bey beni biliyor. Aynı zamanda çiftçilik de yaptırıyor babam bana burada. Şirket değilim, firma da değilim. İthalatı hangi makinayı Avrupa'da görürlerse aracı kurum olmadan kendileri şahsı adına getirebiliyorlar. Aracı. Yani aracı firmalara para vermesinler. Şöyle bir şey var. İhracatta ama da bu aynıdır. Sıkıntı şöyle bir şey. Dışarıdan makine getirirken adam makinayı bilmiyorsa ne yapacak? Yani görmüş ama zaten çoğu reklamlarda görüyor. Mecbur o firmadan alacak. Ya yani, şimdi o ayrı bir konu. Ama mesela herkes bizim internete gelip güvenemez. Şimdi bu orası 35 öyle. Bin euro ama ben şunu demek istiyorum. Hani mesela çiftçilerimiz bazen zarar diyor ya, ederler. Çiftçilerimiz bazen diyor ya, hani biz aracı firma yok, kime yapacağız? Evet. Kendileri, devlet böyle bir yetki sunmuş. Sağ olsun ki devletimize. Yani önceden böyle bir şey var mıydı Kemal Bey? Bir çiftçi ithalat edebiliyor muydu? Sende şey var mı Uğur? Tüccarlık var mı? Yani şöyle bir şey. Atıyorum, ben Adana'dayım. 100 dönüm sarımsağım var. Seni arayıp kardeş gel bak, beğenirsen benimkini de ihraç et diyebiliyorlar mı sana? Değerlendirilebilir. Ama şimdi biz şöyle yapıyoruz. Kışın normalde beyanname sunuyoruz. Yani onlara teklif veriyoruz. Yani size yetiştirme şartı verir, garantisi verir. Yani biz diyoruz ki şu kadar ürün alabiliriz. Kotamız şu kadar diyoruz. Ona göre ürünlerin hangisi kaliteliyse o ürünler ihraç oluyor. Evet. Tabii laboratuvar sonuçları temiz gelirse. Tamam, anladım ben demek istediğini. Yani vallahi bilmiyorum Uğur. İnşallah ülke genelinde, ben seni birçok yerde biliyorum. Sen tanınan bir insansın. Bakma biz programlardayız ama Kemal Bey, sen de sarımsak yetiştiren yerlerde diyorum. Yani Siirt'te şey olarak falan ilk üretimine başladık. Hatta Eğlence Köyü ismini de buradan verelim. Selam olsun Eğlence Köyü. Selam olsun Eğlence Köyü'ne. Allah razı olsun, oradaki çiftçi kardeşlerimiz bize de destek verdiler. İlk üretim oldu. Bundan önce dediler ki bizim burada sarımsaklar çok pahalıydı. Evet. Hani 18, 20, 30 TL'ye kadar sarımsak satın alınabiliyormuş pazardan. Evet. Ama orada üretim oldu. Birincisi çiftçiler için alternatif bir ürün oldu. Büyük bir destek oldu çiftçilere. Para kazanabildiler. Evet. İkincisi, halk biraz daha ucuz yiyebildi. Hem çiftçi kazandı hem halkı kazandı. Çok güzel. Bu çok güzel oldu. Yani ve biz de bütün makine ekipmanlarımız onlara tam destek verdik. Buradan 1500 kilometre vardır herhalde. Vardır. 1000'in üzeridir. Hani tabii 1000 kilometre üzerinden ülkemizin öteki ucuna da destek için gittik. Yani parasal yönden ne güzel değil, destek amaçlı. Evet. Çok güzel. Destek verdik. Vallahi diyorum ya, Aksaray millet bana geçen hafta da söyledim bunu. Diyorlar ki Hatay'dan Fakri'ne yetişiyor diyorum. Pamuk çıkar, fazlası var eksiği yok. Yani Aksaray su, biraz da su olsa zaten burada iddia ediyorum ne Antalya vallahi kalır ne Çukurova kalır. Milletvekillerimize seslenebiliyor muyuz bilmiyoruz ama tabii herkese seslenebiliriz. Milletvekillerimiz bizi duyuyorlarsa buradan lütfen desteklerini istiyoruz. Yani hangi milletvekilimiz olsa hepsi aynı memleketimizin insanı.
Ben burada siyasi görüşüm yok. Su getirin ama bize yeter. Bize su getirirseniz su biz bulun. Size bırakın Türkiye'yi dünyanın her tarafını açacağız. Su bulun. Allah olur su bulun. Tanıtacağız ya, bu yani. Su var ya her İnşallah. Yerden. Hatay'a gidiyorum. Su candır yani. Hatay'a gidiyorum. Yıllardır Menendit Barajı. Buraya geliyorum Kızılırmak'ın gelmesi. Evet. İnşallah bir önce gelir. Çiftçi yüzü gülecek ki biz güleceğiz. Allah razı olsun. Çiftçi TV sizlerin kanalı. Ne sıkıntın varsa herkese buradan mesaj atabilirsin. Vallahi ben tekrar buradan söylüyorum. Çiftçi TV yönetimine büyük şükranlarımı sunuyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kameramanlarımız da iyi ki kameramanlarımız var. Kameramanlarımız da Allah razı olsun. İyi Uğur, ki varlar. Gelelim kameramanlara da selam yolladıktan sonra gübrelemeye. Evet. Kaç defa gübreliyorsun burayı? Ne yapıyorsun? Normalde biz bunu bu yıl biraz değişik gübreleme yaptık. Biliyorsunuz iklim şartlarından dolayı. 3 veya 4 gübreleme yapıyoruz biz. Evet. 2 defa azot veriyoruz. Ürediyoruz biz. Onlar 15'er kilo. Bu boylandırmayı, bilek geliştirmini yapıyor. 26 nitrat. Nitratları biliyorsunuz devletimiz biraz sıkıntılı yapmıştı. Bomba kullanımında. Ama bu sene biraz esneklik verdiler. Kafa yapma döneminde özellikle. Evet. İki defa 26 nitrat, 26 ya da 33 nitrat vermeyi verdik. Çok güzel sonuçlar aldık. Ama bunun yanı sıra yaprak gübresi verilmesi lazım. Hani ürünün yapraktan da besin alması lazım. Fotosentez yaparken. Yani gübre nitrat olursa biraz daha ekstra daha güzel oluyor, evet. Faydası oluyor diyorsun. Ama özellikle buradan diyelim bordo bulamacı gibi pas ve mantar için en az 2 ya da 3 ilaçlama yapsınlar. Yağmurlama çok olduğu için bu sene yağmur hava şartları değişik gittiği için ya da ürünümüzü yağmurlamayla sulama yaptığımız için en az 3 defa minimum 3 defa pas ve mantar ilacı kök hastalıkları evet. ilacı versinler. Evet. Ya değişse yaprakları ölür ve fotosentezi rahat yapamaz. Gelelim şimdi de hastalık ve zararlara. Evet. Bir kere şunlara baktığımız zaman bunlar zaten fazla yağıştan dolayı olan. Bak, fazla yağıştan dolayı evet, bulunmuş. Yani kökleri çok uzamış, iyi çalışma yapmış ürün ama fazla yağıştan dolayı ulumuş, küçülmüş, tekrar evet. Bitmişler artık. Burada sarımsak yetiştiriciliğinde en fazla karşılaştığınız hastalık ve zararlı ne? Kök hastalıkları, pas, yani mildiyo ve antrakoz. Evet. Peki çözüm? Çözüm var. Ne yapıyorsunuz? İlaç mı? İlaçlama. Organikte atamazsınız. Organikte atamıyoruz. Bordo bulamacı kullanılabiliyor ama. Evet. Bordo bulamacını tavsiye de ediyoruz. Peki burayı mesela ziraat mühendisiyle falan tabii şey Tarım İl Müdürlüğümüz devamlı gelip kontrol ediyor. Ediyorlar mı? Buradan tekrar Allah razı olsun yani teşekkür ediyoruz Tarım İl Müdürlüğü'ne. Özellikle İl Müdürümüz Bülent Bey'e, yardımcılarına, bitkisel üretim müdürümüze, yeni müdürümüz Elif Hanım ve Emine Gençtürk'e buradan saygılarımız yani benim anladığım şu sen çiftçisiyle, mühendisiyle sürekli koordinatörlesin. Tabii devamlı. Tek ziraat başına... mühendisi aynı zamanda bizim Adana'da var. Biliyorsunuz orası Çukurova. İlaç şeyi yüksek. Potansiyel olarak birinci sınıf ilaç, evet. tercih yüksek. Adana'daki ziraat mühendisimiz ve Aksaray'daki ziraat mühendisimiz ve artı il tarımımızla çalışıyoruz. Çok güzel yani bilinçli tüketici dedi. O zaman sen burada şey de yapmışsındır. Analiz, toprak analizi. Kesinlikle analiz. Yaptırıyor tabii musun? Kesinlikle analiz yapılması lazım ziraat odamıza. Özellikle Emin Bey'e de buradan teşekkür evet. ediyoruz. Orada analizin ne faydasını görüyorsun? Analizin en azından toprağa nasıl bir besin vereceğiz? Evet. Biliyorsunuz sarımsağın belli başlı aldığı besinler var. Hani o besinleri az çok bilirsek ona göre yaprak gübrelerini mesela potasyum eksikliği bizim buranın pH değerleri yüksek gelirse ona göre kükürt vermemiz gerekiyor. Leonardit özellikle Aksaray'da bunun fabrikası var. İsim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Çok güzel Leonardit üretim yeri var. Leonardit olduğu zaman topraktaki pH değeri yani toprak düzenlemesini yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Toprak analizi yaptırmazsak bunu bilmeyiz. Ama tabii analizi yaptırıp bir de şey var. Sonuçlara göre hareket etmek var değil tabii, mi? Tabii tabii. Bir ara tabii. devletimiz destek verince ben şahit olduğum bir olay anlatayım. Bir amca geldi. Analiz verdi. Amca dedi karışacak da oğlum karışsın bana sonucu ver yeter. Yani amcanın niyeti yani belli. Sırf destek almak yani için. Destek biz, almak için. Niyetli, biz destek almıyoruz. Biz sırf analizi. Yani devletimiz bu öyle bir güzellik yaptıysa demek ki bir şey var ki seni teşvik ediyor. Biraz bilinçli olmak gerek. Şimdi Kemal Bey bizim bu bölgelerde sarımsak üretimi yükseldiği için her yıl aynı tarlaya sarımsak ekemiyoruz. Evet. Onun için de bizim üretim alanımız biraz kısıtlı. Ve ihracat yaptığımız için de çoğu yerleri mecburen kiralama yapmak zorunda kalıyoruz. Kiralamayı da maksimum 1 ya da 2 yıl yapıyoruz. Yani 2 yıldan sonra çünkü kendi tekrar tarlalarımız boşalıyor. Sarımsağa dönüyor. Evet. O sebepten dolayı hani biz kar amaçlı ya da destek amaçlı toprak analizi yaptırmıyoruz. Bilmediğimiz bir tarla olduğu için oranın pH değerlerini, besin değerlerini öğrenmemiz gerekiyor. Evet.
Ona göre de Leonardit ya da besin yaprak gübresi ya da normal gübreyi o şartlar altında veriyoruz. Çok faydasını gördük. Valla Uğur o kadar iştahla anlatıyorsun ki adamı kalkıp sarımsak ekesi geliyor. Ondan dolayı biz yani, ya bir işi severek yani, yaparsanız. Seneye ben de mutlaka bir tarla şimdi bulacağım. Şimdi kameraman arkadaşımız galiba aromasına bakıyor da o çok evet. Merak ettim. Yüzünün rengi değişti. Bizim kameramanlar yer. Bakarlar. Ama aroması süper değil mi? Aroma önemli. Çok güzel. Seneye ekeceğim yani. Sarımsak ben de deneyeceğim. Ben şunu buradan dile getirmek istiyorum. Tabii memleketimizin her bölgesi çok güzel. Ben her bölgesine gidiyorum. İnsanlarımız da güzel, ürünlerimiz de güzel ama bir ürünün de yani Malatya kayısıyla ben burayı kıyaslayamam. Doğru mu Kemal Bey? Tabii ki. Ama Antep'in sarımsağıyla ya da Maraş'ın ya da Taşköprü'nün sarımsağıyla burası çok farklı. Neden? Çünkü aroma olarak farklı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Aroması çok farklı. Bazı ürünlerimizde Taşköprü biraz daha uzun dayanıklı galiba. Mesela oraya gelelim, hasada gelelim. Onu ben size açıklamasını yapacağım. Hasada, o çok önemli. Mayıs sonu, Haziran başı mı yapıyorsunuz burada? Evet, Mayıs sonu. Neyle bu yıl böyle oldu. Makinamız mı var? Makinamız var. Bu yılda Allah izin verirse yetiştiremedik. Toprak gönderildi patates buradan. Patates makinası gibi mi? Değil, biraz daha farklı bir sistem. Bu yıl aslında biz söküp bağlayan bir makineyi getirecektik. Ama bizim biliyorsunuz topraklarımız kirli toprak. Evet. Makine çalışmaz diye mühendis arkadaşları getirdik İspanya'dan ve buradan toprak gitti oraya. Evet. Onun üzerine çalışma yaptı. Makine yetişmedi inşallah seneye kısmet. İnşallah onu da çekmek nasip olur. O söküp bağlayacak, her şey bitecek. Tarlada kurutulacak. O zaman işçilik diye bir şey yok. Yok. Aynen tarlada bağlandıktan sonra bu şekilde tarlaya dizilecek. 3 gün bu şekilde kuruyacak. Sonra 3 gün tersini çevireceğiz, kurutacağız. Elle toplayacağız sonra. Ondan sonra bunu elle bağlı bir şekilde kolu komşu halledeceğiz. Yükleme yapacağız. Biz de geliriz yardım olur. Yok ben şey düşünüyorum bir dahaki seneye. Böyle gönüllü gelenler olmasın. Ben buradan bir planım var. Onu da bahsetmek istiyorum. Gönüllü gelen derken? Çiftçi TV'miz belki bundan da sebeplenir. Onlara da biz destek veririz. İnşallah bir şimdi bakalım. Şöyle bir şey. Ben İngiltere'de de gördüm. Burada da yapmak istedim bu projeyi. Biz istiyoruz ki Aksaray bölgesinde gerek üniversitemiz gerek devlet daireleri gönüllü böyle gelip sarımsak toplansın. Ona verilecek paralar bir yerde toplanıp gönüllü yardım olarak şehit ailelerimize gitsin. Veya bir yerde bak bu veya bir askeriyemize gitsin. Olabilir ama yani ben hani böyle gönüllü olarak. Kamu kurumlarıyla yapamazsın ama bak benden sonra ben bir gönüllü kamu kurumu olarak değil. Yo, gönüllü ben mesela olarak şöyle söylüyorum. Ben Aksaray Sosyoloji Derneği Başkanıydım. Şimdi Kırşehir Sosyoloji Derneği Başkanıyım. Orada da dernek kurduk. Bu tür dernekler aracılığıyla bunu yapabilirsin. Kesinlikle. Dernek de olabilir. Ben şu an Aksaray'da olsam benim 130 tane üyem vardı buradayken. Samimi olarak söylüyorum o üyelerimle birlikte gelir bunu yapardım o parayı da bir yere hediye ederdim. Çok bunda güzel, tabii eminim, ki hani böyle kamera huzurunda da, ben özellikle tamam. Şehit ailelerimize ve askerlerimize vermek istiyorum. Çünkü bizim, biliyorsunuz bizi orada yurt dışında Allah savunuyorlar. Razı olsun. Buradan bizim, da onlara tekrar teşekkür tamam. ediyorum. Şehit ailelerine biz burada, baş sağ olsun. Ben burada söylüyorum bunun için ben sana yardımcı olacağım. Allah razı olsun. Aksaray'daki STK'da hani bu da bir ilk olur. Çok bir güzel, yenilik çok olur. Çok da güzel düşünmüşsün. İnşallah sonu da iyi olur. Peki hasat ettik. Ne kadar bunu saklama süresi hasat var? Hasat ettik. Bunu böyle kuruttuktan sonra kameraman arkadaşımız bu şeyli yeri çektiler. Onlar gösteriyorlar şu an. Onu gösteriyorlar. O şekilde diziliyor. Belli böyle 2 hafta kadar o şekilde kalıyor. Evet. Bütün nemi gitmiş oluyor içinden. Evet. Nem gittikten sonra bunu bizim normalde biliyorsunuz hani bu bölgede daha yeni yaygınlaştığı için sarımsak. Evet. Ve biz de devletten hani eğer yardım ederlerse bize bir soğuk hava deposu kurmayı istiyoruz. Biliyorsunuz Aksaray'ımızda bu şart. Evet, sarımsaksa. Kesinlikle. Ama maalesef hani yeni TKDK olsun, Tarım İl Müdürlüğü Allah razı olsun destek veriyor da TKDK'dan tam destek alamadık. Onlar bize önce olurlarsa buraya bir soğuk hava deposu kurmak istiyoruz. Evet. Bu kurulduktan sonra bunun geçen yıl Rusya'ya gönderdiğimiz buradan giden ürünler hala bozulmamıştı. Ama şimdi çok benim, güzel duruyorlar. Mesela üretici olarak doğrusun. Ama herkes tabii ki böyle büyük çaplı üretici olmuyor. Adam bir köydedir filan. Soğuk hava deposu soğuk hava deposunu biz zaten köye kuracağız. Peki hayır burada değil ya. Farz et Siirt'te veya işte Elazığ'da veya Malatya'da. Hı hı. Ben bunu aldım kışın ya da tüketiciyim. Tamam. Öyle düşün. Ne bunu kadar aldım, mı kalmak koşu? Senin 6 ay var mı? Fazla. Bu kışlık o zaman. Kışlık bu. Yazlık olsaydı? Yazlık olsaydı 3 ay ile 6 ay arasıydı. Tüketmek lazım. Tüketmek tamam. lazım. Bu kışlık ürün. Yani Aksaray'da şu karışıyor. Diyorlar ki Kastamonu sarımsağının ömrü uzundur. Hani Aksaray'ınki kısadır ya da Antep'inki kısadır. Şimdi Aksaray'da şöyle bir şey var. Hem yazlık sarımsak üretimi var hem evet. kışlık sarımsak üretimi ürünün var. Ürünün cinsine göre. Ürünün cinsine göre. Yani bir Aleus sativum var, bir sativum yani bu Latincesi. Evet. Bunun iki çeşit var. Ondan dolayı yazlığımız var, kışlığımız var. Bu kışlık. Evet. Bunun bir yıl saklama süresi var. Çok İyi kurutulduğu güzel. Sürece. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken bir detay bunun bir şeyinden bahsedelim. Bunu sen ilk başladığında ihraç etmiyordun. Yeni başladın ihracata. İhracata geçen yıl başladım. Daha önceden ne yapıyordunuz bunu? Tüccara mı veriyordunuz? Bunu aynen tüccara veriyorduk. Özellikle Ankara tarafı bizim Aksaray bölgesine yetişen sarımsaklar
Kayseri'de üretim olmadığı için ve Ankara'da üretim olmadığı için Ankara ve Kayseri'yi besliyordum. Bölgeye hitap ediyordunuz. Bölgeye hitap ediyorduk, evet. Peki nasıl? Ya bir de şey var, bakın ben Çin'in hiçbir şeyine inanmıyorum da bazen görüyorum Çin sarımsağı falan geliyor diyorlar da. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Geçen yıl bana Ruslar dediler ki siz bize sarımsak göndereceksiniz ama cinsi nedir? Şimdi Çin sarımsağı diye hitap ediyoruz. Bizim burada Çin denildiği zaman üstünde şekli çok güzel. Şöyle şey açan olur. Aslında Rusların bana gönderdiği, ben dedim sizde ne cinsler var? Bana bir liste göndermişler. 75 tane çeşit var. Yani ben bakıyorum resimlerine. Biz burada Çin diye hitap ettiğimiz sarımsağın cinsi aslında Çin değil. Evet. Cinsler farklı farklı. Çin'den mi geliyor acaba o? Yani Çin sarımsakları var ama cins olarak bilinmesi lazım diye. Mesela siz burada diyorsunuz ki büyük. Evet. Büyükleri gördüğünüz zaman büyüklerin dayanma süresi çok azdır. Evet. Çünkü hani buradan halkımız da bizi görsün. Büyük sarımsaklar olduğu zaman, diş sayıları az olduğu zaman özellikle onlar bir ya da iki kabuktur dişlerinde. Bu yazlıktır. Bunun dayanma süresi maksimum 3 bilemediniz. İyi saklanırsa 6 ay. Bir kış boyunca değil. Ama onun da selanyum ve germanyum oranları bunun kadar yüksek değil. Yani aroma bunun kadar keskin değil. Hani evet. O sebepten dolayı o neyi alacağınızı size bağlı bir şey yani. Hangi tamam. Üründen alacağınızı. Ama sarımsak hiçbir şekilde elde kalmaz diyorsun. Yok, elde kalmaz. Bir tüccar alır. Evet Uğur kardeşim, programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak buradan çiftçilerimize, üreticilerimize bir önce olarak neler söylemek istersin? Valla öncelikle Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Amin. Hani biz herkese yetişemiyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Allah razı olsun devletimizden. Bize normalde bütün çiftçilerimize tarım makinalarında destek veriyor. Evet. Bizim Avrupa'dan getirdiğimiz makinalarda da biliyorum ki birçok kurum destek veriyor. Bundan faydalansınlar. Teknoloji her zaman iyidir. Yani şu an bir lüks arabalara biniyoruz ama bir kliması var. Hani tarımda da lüks motorlar, traktörler var, çift çekerler var. Onun için makineler de çok önemli. Her makine yani, bence kendini 1-2 sene daha amorte ediyor. Tabii ki. Maksimum 2 sene. Değil mi? Ben geçen yıl yani getirdim o makineyi. Ekstrasıyla yani tarlanın hasadıyla değil. Ekstra. Ekstrasıyla hasat kendini yapıyor. 2 yılda bak ben o makineyle çok insanın duasını aldım. Hani evet. Çok insanın ürünlerini kontrol ettim sonra ekim yaptıktan sonra. Buradan söylemek istediğim eğer sarımsağı kar amaçlı ekiyorlarsa ekmesinler. Sevdikleri için eksinler o zaman kar ederler. He, tamam anladım çünkü müdahale edecektim. Para kazanmak tabii anladım şimdi. Yani eğer bir işi sevmiyorlarsa para kazanamazlar zaten. Evet işi severek yapacaklar. Severek önemseyecekler sonra zaten kendiliğinden ama bu hayatın her şeyi böyle zaten. Değil mi? Bir işi severek yapacaklar. Ben bunu söylemek istiyorum çiftçilerimize. Evet. Ve aynı zamanda biliyorsunuz çiftçilerimiz emektar insanlar. Ve annelerimize de çok iyi baksınlar. Babalarımız annelerimiz kadar çalışmıyor. Evet. Doğruyu söylemek lazım burada. Uğur'un annesi sarımsakta hep yardım ediyor. Yani annem olmasa desteğim, annem ve kaynım olmasa ben yani bu kadar ilerleme yapacağımı zannetmiyordum. Evet. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bizi ediyorum. Bizi gene kırmadın bu yoğun zamanda bizi ağırladığın için. İnşallah yani buradan sözünü verdik ama nasip olur mu bilmiyorum. Azerbaycan'dan bizi izleyenler i̇nşallah, varsa. İnşallah inşallah. Nasip de varsa geleceğiz. Oralarda da Uğur kardeşim sadece sarımsağı değil. Orada farklı bir çok ürünleri çekeceğiz. De göreceğiz. Nasip diyoruz. Ben ne sana kadar geriden takip ettiğini bizi göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ediyorum. Ben buradan aynı zamanda yurt dışında ihracat ettiğimiz yani import export yaptığımız firmalara I would like to say big thanks for them to support us. Buradan da çok teşekkürlerimi iletiyorum onlara. İnşallah hani bizi seyrederler. Yok bizi seyrediyorlar mesela. Zaten. Onlara tamam. Linklerini gönderiyoruz. Yani zannetmeyin Çiftçi Tilki sadece Türkiye'de izleniyor değil. Bizim Türkiye'yi, Aksaray'ı tanıtırken sizin videolarınızı, sizin kanallarınızı, hangi tarihte çıkacaklarınızı bütün büyük ihracat firmaları. Hani geçen yıl bizim oraya gönderdiğimiz, ürün gönderdiğimiz firma bizim Türkiye'nin Sabancı Koç gibi büyük firmalardır. O firmaların yönetim kurumu zaten önceden bizi araştırıyorlar. Ve aynı zamanda sizin televizyonunuzu da orada çok güzel bir şekilde çok izliyorlar ve görüyorlar yani. Evet, sağ olun. Tercümanları da var. Sağ olsun. Buradan tekrar da sizin yönetiminize teşekkür biz etmek teşekkür istiyorum. Ederiz. Sağ olun. Aksaray Tarım İl Müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum destekleri için. Her şey için çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Çiftçi TV ailesi. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün öncü bir çiftçi olarak tanımladığımız Uğur kardeşimle birlikte sarımsak yetiştiriciliği ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için anlatmaya çalıştık. Uğur'la biz 3 sene önce ilk programımı yaptığımız zamandan bu zamana ben çok büyük gelişmeler görüyorum. Yenilikçi bir çiftçi, kendisini yenilemiş, makinalarını yenilemiş ve Türkiye'nin ilk ihracatını yapmış. Yolu açık olsun diyoruz. Buradan tüm çiftçilerimize selamlar iletip bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz.